Amerikan Sek TV ağı sunucusu Peter Burns, 23 Aralık'ta Washington Observer gazetesinde Amerika'nın Uygurlara yönelik istismarı unutmaması gerektiğini vurgulayan bir makale yayınladı. Peter Burns, ABD, Çin'de Uygurlara yapılan kötü muameleyi unutmamalı başlıklı makalesinde, Uygurlar yıllardır korkunç, soykırımsal bir Çinleştirme kampanyasının hedefi olmuştur ifadelerini kullandı. Uygurların zorunlu çalıştırılmasına değinen makalede, bu insani krizde nasıl başa çıkılacağı ABD için önemli bir sorundur ifadeleri kullanıldı. ABD'nin ihracat kontrolleri ve sektörel kısıtlamaları nedeniyle Çin'in 2022'deki çip ithalatı ve ihracatı birim bazında azaldı. Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 528,9 milyar birim entegre devre ithal edilirken bu yılın aynı döneminde ithalat 458 milyar birimde kaldı. İhracat ise geçen yıl 258,2 milyar birimken bu yıl 230,4 milyar birime düştü. Tayvan Savunma Bakanlığı pazartesi sabah saatlerine dek ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi. Yabancı haber ajansları bunun Çin'in Tayvan hava sahasında gerçekleştirdiği şu ana kadarki en büyük ihlal olduğunu duyururken, söz konusu uçuş ve seyir faaliyetlerinin Çin ordusunun dün Tayvan'la ABD'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirmesinin ardından geldiğine dikkat çekti. Çin 8 Ocak'tan itibaren ülkeye girecek kişilerin karantina yapmasına gerek kalmayacağını açıkladı. Pandeminin başında 3 hafta olarak uygulanan ülkeye girişte karantina sorumluluğu yıllar içinde 5 güne kadar düşürülmüştü. Analistler Çin'in COVID politikasındaki U dönüşünün devlet başkanı Xi Jinping'i de zor bir durumda bıraktığını aktarıyor. Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.